Adamı aldım. Yaralı ama. Ben de sizin sisteminizi uyguluyorum zaten. Sadece bizden olanlarla çalışıyorum. Handan gibi. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Yani Handan Korkut. Bu konuyu unutacaksın. Sevdamız bir. Eyvallah. Hedefimiz bir. Ona da eyvallah. Ama bakalım aynı yoldan mı gidiyoruz? Efendim isimsizler bizlerle beraber. Bugün pazartesi, bugün günlerden isimsizler günü. Ne oldu? Hallederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi gayet iyi. Mutlu gel gel. Dört böcek. Şöyle alalım seni. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Bülent Alkış, Çağkan, Çula, Musab, Ekici bizlerle beraber. Vallahi hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Ya güzel. Bomba gibi. Yine canavar gibi başladınız, evet. Tabiri caizse. Devam. Bir yaz arası vermiştik. Tekrar başladık koşuşturma. Büyük şehirdesiniz. Evet, zaten. Aksiyon, evet. Olduğu için, büyük şehir olduğu için tabii uzun uzun bir şey bekliyor bizi, serüven. Uzun maraton. Şey, yaz boyu herhalde yani yan gelip yatmadınız. Sürekli hem hareket vesaire. Tabii canım. Konsantrasyonumuzu bozmadan devam ettik. Ama İstanbul'da en çok yorucu olan şey yani trafik ya. Biz önce trafiği düşünüyorduk. Yani İstanbul'a gideceğiz de. Bol bol gece çekin. Sabaha karşı çekin. Yapmayın. Bitmeyen bir serüven. Geçen bir yerde çekim yapıyorduk. Polisler geldi. Yukarıda bir yere hırsız girmiş. Onu kovalıyorlarmış. Abi ne yapıyorsunuz? Sesli çekiliyor değil mi? Tabii yani. Tabii. Onlar tabii etkileniyor. Sesli. Yani sesli çekimde zaten burada esnafı susturuyorsunuz. Sağ olsun susuyor ama iki sokak sonra tekrar bağırmaya başlıyor. Adamın da işi o. Haklı. Oraya koşturuluyor bu sefer. Falan. Bir sürü böyle vakit. Hepimiz dizi sektörünün zaten bildiği, ortak olduğu şeyler. Şimdi bizim merak ettiğimiz bir soru var. Direkt onunla başlayalım istiyorum ben. Size neden isimsiz diyorlar? Bunu nasıl açıklarsınız? Bilmiyorum ben. Niye ben? Sen söz attın. Niye sen söz attın? Biz önemli bir grubu temsil etmeye çalışıyoruz. Yani tırnak içinde söylüyorum. Hı-hı. Çalışıyoruz. Çünkü asla onlar gibi olamayız. Ben özel harekat polislerini temsil ediyorum. Burada vatan savunmasında hiç kimse ismini ortaya koymaz. Çünkü bu şahsi bir şey değildir. Bu bir birlikte topyekün yapılan bir şeydir. Bir birlikteliktir, gönül meselesidir. Gönlünüzü koyarsınız, isminizi koymazsınız. Biz buradan yola çıktık. Çünkü bu işin içerisinde evet kademe olarak büyükler var, rütbe olarak büyükler var, yaş olarak büyükler var. Fakat hedefte herkes aynı noktaya gidiyor. O yüzden isim kayboluyor. Sadece sizin yaptığınız o güzellik ortada kalıyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Aslında baktığın zaman hani günümüzde de yani şu günlerde de milli hassasiyetlerin bir hayli fazla yaşandığı, evet, zamanlardan geçiyoruz. Senaryo ona göre şekillenir mi? Siz nasıl hissediyorsunuz her şeyden önce? Üstadım bu sefer de siz konuşun. Çünkü senaryonuzda gündeme ilişkin detaylar olabiliyor, ortak noktalar olabiliyor. Geçen sezon aslında biraz daha geçmiş dönemi yansıtıyorduk. Bu sezon farklı bir dünyaya gittik. Geçen sezon daha biraz daha belgesel niteliğindeydi dizi. Hı hı. Bu sezon yeni bir dünya ve yeni bir konsept kuruluyor. Bu sezon açıkçası biz de biraz merak ediyoruz. Yani geçen sezon kadar paralel gidecek mi, gitmeyecek mi? Bir de bu ara gündem hakikaten çok, hı hı, hızlı daha değişiyor. Daha kırsaldı yoğun. Geçen sezon, evet, kırsaldı. Şimdi şehirdeki terör yapılanmasına ve usulsüzlük mü denir, uygunsuzluk mu? Şehirdeki adaletsizliğe... Evet. Parmak basmak, hı hı, ve onun çözümünü bulmaya çalışmak. Bu sahada çalışan abilerimizin ya da işte yaşıtlarımızın ya da küçüklerimizin ama bu emniyet mensuplarının bu şehirde yaşadığı sıkıntıları, onların yaşadığı zorlukları, karşılaştığı zorlukları yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü her yerde terör var. Var maalesef. Var. Neden sevdi isimsizler sence? Neden sevildi bu kadar? Neden sevildi? Geçen seneden beri... Allah aslında... Surnam'dan dolayı mı hocam? Onu da birazdan söyletiriz canım. Yok canım, estağfurullah. Niye? Sabah sabah diyeyim. Ha, bir kuple sabah. Bir kuple olur buraya, bu kadar gelmişsiniz. Kırsal. Neden sevdi? Yani biraz reale dayanıyor hikayemiz. Geçen seneden beri anlattığımız şeyler. Bu ülkede yaşanmamış şeyleri anlatmıyoruz. Yaşanmış hikayeleri anlatıyoruz. Hakikaten isimsiz kahramanların hikayelerini anlatıyoruz.
bir yandan da sadece kahramanların hikayesi değil. Önemli olan burada kahramanlar değil, konu. Çünkü konu derken işte ülkenin yaşadığı hikayeden bahsediyorum. Teröre maruz kalınan bir durum var ve insanlar bununla mücadele etmek için kahraman pozisyonuna geçiyorlar bir zaman sonra. Yaşanılan şey önemli ve biz bunu anlatıyoruz. İnsanların bence... Aileleri de var çünkü. Aynen öyle. Bir de fotoğrafı daha net görmeleri için bir katkı oldu. Yani. Güzel bir ayna tutuluyor değil mi? Evet, aynen öyle. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Vatan sevgisiyle ilgili de güzel sözleriniz var dizide. Bence sevinmenizin en büyük nedenlerinden biri de o. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çok sevildi dayı karakteri. Sıcak buldu izleyenlerimiz, sağ olsunlar. Hep olumlu, güzel şeyler. Bu, ben daha önce röportajlarda da söylemiştim. Sosyal medyayı bu işle birlikte kullanmaya başladım daha çok. Oradan gelen mesajlara da elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Her ne kadar sakın yazma deseler de ben yazıyorum. Çünkü bana bir şey sormuş ya. İnsan yerine koymak gibi geliyor. Neyse, oralara girmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Oradan geri dönüşlerde bazen insanın böyle, yani şuranızda bir şey düğümlenir ya, öyle mesajlar geliyor. Anlatayım bir tane isterseniz söyleyeyim size. Hemen alalım hocam. Bir ablamızın eşi özel harekat polisi, vefat etmiş, adı Hasan. Benim yaşlarımda, doğum günüyle aynıymış. Bir benzerlik de var galiba ama ısrar ettim fotoğrafını göndermeden. Hani eşinizin fotoğrafını bir kere görebilir miyim dedim. Ben diyor kendi koç yiğidimi görüyormuş gibi oluyorum diyor ve yani böyle bağlar var şimdi. Bu burada bambaşka bir şey var. Sözlere gelince de o sözlerin içeriğine baktığımızda, derinine baktığımızda güzele yönlendiren, doğruya yönlendiren şeyler olsun. Derdimiz evet, o çünkü evet. Bizim hani ne diyeyim? Çok önemli. Bu kadar evet, gerçek saçma sapan bir şey söylemektense evet. Onlar evet. Çok doğru. Çünkü biraz böyle örnek teşkil etmeli bazı şeyler. Evet, evet çok haklısınız. Yani bilinç özellikle. Olarak. Peki o zaman bir Allı turna mı alıyoruz hemen? Yok canım. Aa, olur mu öyle şey? Ben gidiyorum. Az zaman alamıyoruz. Çok az. Yok yok hayır. Bir kuple mi? O derece. Ya, gerçekten Allı bir şey turna. Şimdi yoksa gireyim. Murat söyleyecek. Daha iyi olur bence. Murat abi söylesin. Buyur hocam. Yok yok gerçekten ya. Söylemiyorum. Ama yani şu an sosyal medya yıkılıyor da o yüzden. Ha, yıkmayalım ya. Yıkmayalım. İyi yıkıyoruz. Peki o zaman yani çok çarpışmalı sahneler de oluyor. Herhangi bir sakatlık geçirildi mi? Çok şükür geçirmedik. Yani çok ciddi boyutta. Aha. Ufak tefek kazalar, koreografiler esnasında tabii ki uyumsuzluklar olabiliyor. Hı hı. Bir kafa göz kırma durumları olmadı. Yok, yok, yok ama şunlar mesela şöyle bir şey oluyor. Biz, ya, ben komando eğitiminde biraz öyleydim çünkü yani herhalde. Yok yani. Kendi kontrolsüzlüklerimizden de oluyor bazen yani. Sahnenin adrenalini. Ne bileyim işte bir yere koşup çökmem gerekiyorsa bazen çok kontrolsüz kendi kendimi hani daha böyle sert kaptırmak. Atıyorum kendimi. Evet. Kaptırıp mesela ben çok yapıyorum onu. Sürekli kesiyordum bir yerlerimi küçük küçük. Çakanı yerden topluyoruz. Aman aman kazasız belasız diyelim. Çok güzel bir iş çıkarıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Bir sahne için arkadaşımız işte şey sınır ötesine geçeceğiz. Araba çalıp getiriyor. Getirdiği arabayı 5 kişi sığamadık biz. Ya başka yok muydu diyoruz. Herkes şu şekilde ama üzerinizde tabii şey de var. Kamuflaj da var. Tüfekler de var. O tüfek dipçik şeye çarpabiliyor. Evet tabii. Ona geliyor. Bu tür kazalar da oluyor. Yani. Kazasız belasız diyelim. Abi. Üstadım çok teşekkür ediyoruz. Bugün pazartesi. Ben teşekkür ederim. Sizlerin günü. Akşam merakla bekliyoruz, izleyeceğiz. Evet. Buradan ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Yapımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Kanala da teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular. Yönetmenimize de ekip arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ekip birlikte yapılan evet. Bir iş bu. Hepsinin emeği var. Herkesin eline sağlık. Çok. Akşam kaçta? Saat 8. 8'de. Onun da bir altını çizelim. Teşekkür bu ediyoruz akşam. Tekrar. Biz teşekkür ederiz. Kazasız belasız. Çok uzun, keyifli bir yolculuk olsun. Amin. Çok teşekkürler.